Biometrik ve fotoğraf Photoshop'ta nasıl düzenlenir? Ablacım biraz kapatıyoruz ağzımızı, güzel, güzel, biraz dudağımızı içeri alalım, kaşı biraz yukarı, evet, saçları biraz dolayalım şöyle, tamamdır, süper, çekiyorum. Dün yorumları okurken o kadar samimi ve içten bir yorum gördüm ki dayanamadım ve bu videoyu yapmaya karar verdim. Aslında biyometrik ve skalık fotoğraflar biraz hassas bir konu çünkü konsolosluktan bir şekilde dönebiliyorsunuz. Özellikle pasaport için ya da vize için kullandığınız zamanlarda o yüzden biraz hassas davranmak gerek. Ben burada size teknik göstermeye çalışacağım. Diğer türlü biyometrik fotoğrafın nasıl çekildiğini, hangi kurallara uygun olması gerektiğini de şu şekilde nüfus müdürlüğünün internet sitesinden görebilirsiniz. Tabii ki konsolosluklara göre de vize alırken o konsolosluğun kurallarını da bir araştırmanızda fayda var. Ben nüfus müdürlüğüne göre hareket etmeye çalışacağım şimdilik. Birkaç tane benim burada değinebileceğim özellik var. En önemli özellik de ebat konusu. Şurada görmüş olduğunuz gibi 50 milimetreye 60 milimetrelik beyaz fonda ve desensiz olmalıdır diyor. Bu kural bizim için yeterli. Biz Photoshop içerisindeki tekniğimizi bu kurallara uygun bir şekilde yapmaya çalışacağız. Diğer kuralları da ben zaten açıklamaya linki bırakacağım. Buradan detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Şimdi Photoshop içerisine geçtiğimiz zaman buradan File, niv diyerek yeni bir çalışma alanı oluşturabiliriz. Buradan da az önceki ölçülere bağlı kalarak buradan milimetreyi seçiyoruz. Buraya 50 milimetreye 60 milimetre Rezervasyon kısmında şurayı da 300 yapalım. Buralar bu şekilde kalabilir. Create dediğim zaman bu şekilde bir adet fotoğraf için çalışma alanı oluşmuş oluyor. Fakat biyometrik fotoğrafın bazı kuralları var ve bir şablona bağlı kalması gerekiyor. Bunun için de benim hazırlamış olduğum bir şablon dosyası var. O şablon dosyasını açıp onun üzerinden ilerleyeceğiz. İsteyenler olursa da yorumlara yazsınlar. Onları da göndermeye çalışırım. File. Open diyerek dosyamızı şuradan şablon 1'i açalım. Gördüğünüz gibi yüzün yerleşmesi gereken yeri bana gösteriyor. Bir de fotoğrafımız var. Fotoğrafımızı açalım. Şuradan da fotoğrafı seçtikten sonra arka planı beyaz gördüğünüz gibi aslında pek biyometri kurallara uygun olmayabilir. Genelde dişlerin görünmesini istemiyorlar ama ben bu şekilde bir fotoğraf buldum. Bunu kullanıyoruz. Şimdi bunu buradan tutup layer'ı şablonun içerisine şöyle yerleştirelim. Yerleştirdikten sonra da gördüğünüz gibi en üst layer'da kaldı. Bunu bir alt layer'a sürükleyelim. CTRL T yapalım ve şöyle suratı oturtmaya çalışalım. Tam şöyle gözler, çene, hatta biraz şöyle çevirebilirim. Burun hizası vesaire. Şöyle ufak tefek oynamalarla şöyle çene oturuyor, alın oturuyor, gözler arada kalıyor. Aslında yeterli gibi. Enter diyelim ve şablonumu bu şekilde kapatabilirim. Daha sonrasında da buradan en alttan solid color diyelim ve şöyle beyaz rengi de seçelim. Bunu yaptıktan sonra Şöyle sol kısımdan araçlar panelinden Rectangle Tool'umu alıyorum. Şöyle seçim aracını ve şöyle ekranın tamamını seçip CTRL Alt Shift ve E ile bütün layer'ları birleştirerek bir tane layer'a dönüştürüyorum. Şimdi bunların hepsini kapattığım zaman şöyle CTRL D ile de seçimi bırakalım. Gördüğünüz gibi tam bir vesikalık olarak seçimimizi tamamlamış olduk. Arka planımız da beyaz. Bundan sonra yapmamız gereken şey Edit ve şuradan Stroke seçeneğini seçmek. Bir piksellik bir stroke istiyorum. O da kesim yerlerini rahat görebilmem için. Buradan renk kısmını hafif bir gri verebilirim. Width kısmını da bir piksel olması benim için yeterli. Rengi seçelim. Buradan da bunu seçelim. Şimdi çok ince bir şekilde görünüyor zaten burada. Sıradaki yapmamız gereken işlem üst kısımdan Edit, Define Pattern dediğimiz zaman buraya vesikalık 1 diyelim. Daha önce benim oluşturduğum vesikalıklar olabilir. Buraya vesikalık 1 diyelim. Okey diyelim. Ve bu şekilde bir patern oluşturduk. Şimdi yeni bir çalışma dosyası daha oluşturacağım. Fakat vesikalığı kaç adet basmak istiyorum? Bu çok önemli. Mesela biz dörtlü olarak basacağımızı düşünelim. Onun için de 50 mm'ye 60 milimetreye uygun bir şekilde 4 tane bir alan oluşturacağız. 4 tanenin sığacağı bir alan oluşturacağız. File, New diyoruz. Ve buradan mesela Şurada şöyle bir tane var zaten şimdi 50 milimetreye 60 milimetre bir tane olur. Bundan 4 tane elde edebilmek için de burayı 100 milimetre alt kısmı da 120 milimetrede yani iki katına çıkarıyorum iki sayıyı da. Create diyorum. Bunu yaptıktan sonra Edit, File, Shift artı F5 ile birlikte de kullanabilirsiniz. Buradan sizde bu şekilde gelir. Ben burayı pattern'e seçiyorum ve buradan da istediğim bana uygun pattern mesela şunu kullanarak OK diyorum ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 4 adet vesikalığı çıkarmış oldu. Daha sonrasında CTRL P deyip bu şekilde A4 üzerine veya fotoğraf kağıdıma uygun ölçüde buradan baskı işlemi gerçekleştirebilirim. Diyelim ki bunu 4 tane yaptım ve sayısını arttırmak istiyorum. Bunun için de Image buradan Canvas Size diyebilirim ve burayı iki katına çıkaracağım. Yani burayı 20 yapacağım şuraya doğru yan tarafa doğru genişlesin demek için bunu bu şekilde şu enkor kısmını hareket ettirebiliyorum. Şurayı 20 yapalım. Alt kısım kalsın. Okey. Şuradan da background'u yine beyaz yapalım. Okey dediğim zaman bu şekilde genişlemiş oluyor. Bu şekilde genişlemeyi yaptıktan sonra yeniden edit file ve buradan yine paterni seçip doğru paterni seçip ve şuradan da OK dediğim zaman bu sefer de 8'li olarak baskı alabilirim. Burada tamamen siz kaç tane istiyorsanız ona göre bu şekilde genişletmeler yapabilirsiniz. Sizlerden gelen yorumlara video içerikler hazırlamaya devam ediyorum. O yüzden lütfen gelmesini istediğiniz içerikleri yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.